Herkese merhaba. Bu derste eğri altında kalan alan, eğriler arasında kalan bölgenin alanı konularına bakacağız integralde. Nasıl hesaplanır? Hatırlarsanız her zaman integral alan anlamına gelmiyor. Yani sonuçta eğer bize verilen fonksiyon bazı yerlerde pozitif, bazı yerlerde negatifse şunun gibi diyelim. Nedir? Bu integral değeri pozitif de çıkabilir, negatif de çıkabilir. Çünkü nedir? İşte aslında integral değeri AB aralığında, şimdi y eşittir fx fonksiyonumuz bu olsun. AB aralığında fx dx integral değeri aslında şu bölgenin alan değeri A, bu bölgenin alan değeri B ise bu durumda A eksi B gibi bir şey çıkacaktır. Dolayısıyla integral değeri pozitif de çıkabilir, negatif de çıkabilir. Her zaman alan göstermek zorunda değil. Ama eğer pozitifse tabii ki nedir? Eğri altında kalan alana eşit oluyor integral değeri. Dolayısıyla fonksiyonun pozitif olduğunu bildiğiniz bir aralıkta integralini aldığınızda eğri altında kalan alan bulunmuş olur. Onun için öncelikle böyle örnekle başlayalım. Mesela fx eşittir 6x eksi x kare fonksiyonu y eşittir 0 ve x 1 ile 4 arasındayken ile sınırlanan bölgenin alanını bulun. Şimdi tabii burada pat diye integral hesabı yapmak doğru değil. Öncelikle neyden emin olmamız gerekiyor? Bu fonksiyonun bu aralık üzerinde pozitif olduğundan emin olmamız gerek. Ama zaten fx eşittir 6x eksi x kare fonksiyonu nedir? X parantezinde yazarsak 6 eksi x'ten x eşittir 0 ve x eşittir 6'da fx 0 olur. Bu bir parabol denklemidir. Kolları aşağı bakar. 0 ve 6'da kesiyor. Yani şöyle bir şey. Kullandım artık. Önce parabolü çizeceğim. Şuradan şöyle 0'dan 6'ya. Yani bir türlü 0'ı denk getiremiyorum ama artık şurası 0 diye varsayın. Burası da 6. 0'dan 6'ya böyle nedir? Kolları aşağı bakan bir parabol. Y eşittir 6x eksi x kare. Şimdi bunun neredeki diyor? 1, 4 diyor. Dolayısıyla 1, 4 aralığında diyelim şurası olsun. Nedir? Bu aralıkta fonksiyon zaten gördüğünüz gibi pozitif bu parça. Değil mi? Onun için herhangi bir problem yok. X eleman, yani şöyle yazabiliriz. X eleman 1, 4 için fx o da eşittir 6x eksi x kare pozitif olduğundan nedir? Alan doğrudan 1'den 4'e kadar bu 6x ya da önce şey yazayım nedir? Fx dx integraline eşittir. Fonksiyonumuzda 6x eksi x kare fonksiyonu olduğu için düzenlersek bu integrali nedir? 6x 6 çarpı x ne çıkacak? X kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. Şöyle yapalım.
sınırlarımızda 1'den 4'e kadar. Yani şunlar sadeleşirse 3x kare 3 çarpı 4'ün karesi eksi 4'ün kübü bölü 3 üst sınırı yazdığımız zaman eksi alt sınırı yazdığımızda da 3 çarpı 1'in karesi bölü 2 eksi 1'in kübü bölü 3 oluyor. O zaman nedir? 4'ün karesi 16, 48 eksi 64 bölü 3 eksi 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 gibi bir şey. Bu da ne yapacak? Ha, şurada 2'yi fazla yazdım. 3 bölü 2 değil, sadece 3. Çünkü nedir? 2'yi sadeleşti, sildik. Onu yanlış yapmayayım. Şimdi 48'den 3 çıktı. 45. 45. Eksi eksi artı olacak şu 1 bölü 3. Şurada eksi eksi artı 1 bölü 3. Ne oluyor? 64 bölü 3. 63 bölü 3. 63 bölü 3 de 21. O zaman 45 eksi 21'den 24 birim kareymiş. Yani şu bölgenin alanı 24 birim kare oluyormuş. Evet, yani fonksiyonun pozitif olduğunu biliyorsak aralık üzerinde, o zaman doğrudan integralini almak yeterli bizim için. Ama şimdi gelelim, fonksiyon her zaman pozitif değilse ya da iki eğri altın, yani iki eğri arasında kalan bölgeye soruluyorsa, o tür durumlarda ne yapacağız? Şöyle bir örnek daha görelim. Örnek üzerinden gidelim yine. Diyelim ki f(x) eşittir x kare eksi 2x fonksiyonu y ekseni y eşittir 0 ve x'i de şöyle alayım. X de eksi 1, 1 ile sınırlanan bölgenin alanı. Şimdi bu sefer fonksiyonumuz x kare eksi 2x, x ekseni yani y eşittir 0 ve eksi 1, 1 ile sınırlanan bölgenin alanını hesaplamak istiyoruz. Yine dediğim gibi önce neyden emin olmamız gerekiyor? Fonksiyonun bu aralıkta nerede pozitif, nerede negatif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Fx eşittir x kare eksi 2x fonksiyonunu düşünecek olursak x eksi 2'den nedir? X eşittir 0 ve x eşittir 2 için fx 0 olur. Yani 0'da ve 2'de kesiyor bu parabol. 0, burası 1, burası da 2 olsun. Yani 0 ve 2'de kesen ve x kare pozitif olduğu için kolları da yukarı bakan parabol. Dolayısıyla şöyle bir şey olması gerekiyor bunun. Şuradan geldim. Şöyle. Gördüğünüz gibi sıfırda ve 2'de kesen parabol bu. Y eşittir x kare eksi 2x. Şimdi şuraya da eksi 1 diyelim. Eksi 1 ile artı 1 arasında gördüğünüz gibi bazı, yani sıfıra kadar pozitif, eksi 1'den sıfıra kadar pozitif,
Şu aralıkta, şu aralıkta gördüğünüz gibi nedir? Pozitif ama bu sıfırdan bire kadar negatif değerler alıyor. Dolayısıyla istenen bölge şurası ve şurası, ikisi birlikte. Yani doğrudan integral hesabıyla bu alanı bulamayız. Ayrı ayrı düşünmek gerekiyor, değil mi? Çünkü sıfıra kadar, yani eksi birden sıfıra kadar fonksiyon pozitif, gördüğümüz gibi zaten. Dolayısıyla alan değerimiz aslında ne olacak? Eksi birden sıfıra kadar Fx'in kendisi, tamam, pozitif, güzel. Ama burası integral değeri olarak düşünüldüğünde, yani sıfırdan bire F'nin integrali aslında buradaki alana A diyecek, yani B diyelim bari. B diyecek olursak integral değeri eksi B olduğu için nedir? Eksilisini düşünmemiz lazım, değil mi? Yani sıfırdan bire eksi Fx'i düşünürseniz, eksi Fx nedir? Aslında x eksenine göre yansıması olur. Dolayısıyla yani yapı olarak aynı olacak eksi F. Burada altında kalan alan da aynı şey olacak. Yani negatif olduğu yerde de fonksiyonun eksilisini düşünürseniz yine alan değerini elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla şu iki integrali birlikte düşünmek lazım. Yani eksi birden sıfıra kadar kendisi x kare eksi 2x artı 0 1 aralığında fonksiyon negatif, fonksiyonun kendi negatif olduğu için onun eksilisi pozitif olacağından eksilisini düşünüyorum. Eksi x kare eksi 2x diyorum. Dolayısıyla alan değeri bu şekilde bulunabilir. Onun için nedir? Birinci integralimizi alacak olursak kare küp bölü 3 çıkacak. Eksi 2 çarpı x kare bölü 2 çıkacak. İki şeyde x'te. Sınırları da yazarsak eksi birden sıfıra. Artı nedir? Şu eksiyi içeri verebiliriz. Yani sıfırdan bire 2x eksi x kare olacak bu sefer. Şimdi üst sınırı koyarsak birinci integralde sıfır olduğu için onlar gitti zaten. Yani sıfır eksi eksi birin kübü bölü 3. Şu ikiler de sadeleşiyor zaten. Eksi birin eksi eksi birin karesi artı, şimdi şu integrali alayım. 2x integralden 2x kare bölü 2 çıkacak. Eksi yine x küp bölü 3. Sınırları da bunun sıfırdan bire kadar. Şimdi eksi, şimdi şu eksi birin kübü eksi bir. Eksi birin karesi artı bir. Önünde eksi var ama yani eksi dört bölü üç oluyor, değil mi? Eksi dört bölü üç. Dolayısıyla burayı böyle geçtik. Şimdi ikinci integral için sınırları yazacak olursak 2 çarpı, ya ikiler gitti zaten, 2'yi yazmayayım. Nedir? 1'in karesi eksi 1 bölü 3'ten. Sıfırda zaten sıfır yazarsanız sıfır sıfır, oradan bir şey gelmeyecek. Dolayısıyla nedir? Burası 4 bölü 3 artı 1 eksi 1 bölü 3, 2 bölü 3'ten. Nedir? 6 bölü 3, o da 2 birim kare olarak elde ediliyor. Dolayısıyla fonksiyonun pozitif olduğu yerde kendisinin integralini, negatif olduğu yerde de eksilisinin integralini almamız ayrı ayrı her parçadaki alanları bulmamızı sağlıyor. Dolayısıyla hepsini bir araya getirdiğimizde de genel olarak eğri altında kalan, yani eğrilerle belirlenmiş o bölge içini hesaplamış oluyoruz. Bir de şimdi şeye gelelim. Daha genel olarak iki eğri arasında kalan bölgenin alanı nedir? Şimdi ona gelelim.
Diyelim ki AB aralığı içinde şöyle f fonksiyonumuz şöyle bir şey olsun. G fonksiyonumuz da böyle bir şey olsun. Bu y eşittir fx. Bu da y eşittir gx fonksiyonlarımız olsun. AB aralığında bu iki eğri arasında kalan bölgenin alanı. Bunu hesaplamak isteyelim. Şimdi bunu hesaplamak için de yani bu iki eğri arasında y eşittir fx ile y eşittir gx arasında kalan bölgenin alanını hesaplamak için şunu alayım bir kopyalayayım aynısını. Çoğalt diyelim. Şöyle yana alayım aynısından. Şimdi burada aslında y eşittir A'dan B'ye Fx integrali ne olacak? Aslında şeyi düşünmezseniz geri alalım. Evet. Kırmızı yapalım. Doğrudan F altında kalan bölgedir. Değil mi? F altında kalan bölgenin alanıdır. Peki şeyi düşünelim. A'dan B'ye G'nin integralini düşünelim. Onu yine şuradan aynen alıp aşağı alayım, kopyalayayım onu da. Çoğalt diyelim. Şimdi G'nin integrali de nedir? Şu bölgenin alanıdır. Yani şurada şu G'yi G'nin altında kalan alanı çıkartırsak aslında geriye ne kalmış oluyor bize? Geriye şu ikisi arasında kalan bölgenin alanı. Dolayısıyla nedir? A'dan B'ye Fx eksi Gx'i düşündüğümüzde aslında bu bize bu iki eğri arasında kalan bölgenin alanını vermiş oluyor. Ve sonuçta F Gx'ten büyük olduğu her durumda bu geçerli bizim için. Yani F'nin G'den büyük olması yeterli. Dolayısıyla integrantın pozitif olması nedir? Bu iki eğri arasında kalan alanın integralinin alanın bu integral cinsinden hemen belirlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Teorem. AB aralığında F ve G sürekli ve her x eleman AB için Fx büyük eşit Gx ise F ve G arasında kalan bölgenin alanı A eşittir A'dan B'ye Fx eksi Gx olur. Yine hemen bir örnek yapalım buna isterseniz. Şöyle diyeyim. Fx eşittir 1 bölü 2x artı 3 ve gx eşittir eksi x kare artı 1. X de eksi 2 ile 1 arasında
eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulun. Tabii burada grafik çizmekte fayda var. Çünkü kim üstte, kim altta onu anlamamız gerekiyor öncelikle. Hemen şöyle bir grafik çizecek olursak x diyelim. Şimdi fx 1 bölü 2 x artı 3. Yani f'nin eksi 2'deki değeri bakalım. 1 bölü 2 çarpı eksi 2 artı 3'ten eksi 1 artı 3 artı 1 değil mi? Ve 1'deki değeri de eksi 1, eksi 2, 1 aralığında hesaplıyorum ya. Ondan 7 bölü 2. Değil mi? 3,5 yani. Onu o zaman şöyle yapabiliriz. Eksi 1, eksi 2 diyelim. Eksi 2 de 1 değerini alıyor. Şurada. Sonra 1'de de 3,5 değerini alıyor. 3, şurası 7 bölü 2 diyelim. Şöyle bir şey. Şimdi 1 bölü 2x artı 3 doğruyu ifade ettiği için doğru grafiği olacak bunun grafiği. Yani bu iki noktadan geçen doğru bizim şeyimiz olacak. Güzel. Y eşittir 1 bölü 2x artı 3. Yani fx şöyle yazayım. Fx eşittir 1 bölü 2x artı 3. Şimdi bir de gx'e bakalım. Gx ne? Gx 1 eksi x kare. Yani nedir? X artı 1, x eksi 1. Yani 1 eksi x, 1 artı x diyeyim daha doğrusu. Yani x'i 1'de ve eksi 1'de kesen ve kolları aşağı bakan. Çünkü nedir? X karenin önünde eksi var. Paraboldür. Dolayısıyla onun içinde şu grafik şöyle bir şey olacak. Şuradan başlayayım. Şöyle. Bunun gibi bir şey. Değil mi? Yani şurayı artık eksi bir sayın. Çizerken kendisi değiştiriyor. Burası eksi bir. Evet. Yani gx 1 eksi x kare. O da bu parabol. Şimdi eksi 2 bir aralığında bu iki eğri arasında kalan bölgenin alanı gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani gerçekten işte 1 bölü 2 x artı 3 daha büyük değerler alıyor. 1 eksi x kare daha küçük değerler alıyor bu aralıkta. Dolayısıyla arada kalan bölgenin alanı nasıl hesaplanacak? Şu şekilde alan nedir? Eksi 2'den 1'e kadar, eksi 2 1 aralığında demiştik burada gördüğünüz gibi. Önce fx eksi gx dx integrali olacak. Yani eksi 2'den 1'e kadar f'miz 1 bölü 2x artı 3 eksi 1 eksi x kare gx değil mi? Dx. Şöyle yazmış olalım. Yani eksi 2'den 1'e. Şimdi şurada eksi var. Burada da eksi var. Eksi eksi artı x kare yani. Artı 1 bölü 2x. 3 eksi 1'den artı 2 olacak. O zaman integrali artık alabiliriz. X kare x küp bölü 3 çıkacak. Artı 1 bölü 2 çarpı x kare bölü 2 çıkacak. X artı 2x. Sınırları yazacak olursam eksi 2'den 1'e.
Önce 1'i yazacağız sınırlarda. Nedir? 1'in kübü bölü 3 artı 1 bölü 2, 1 bölü 2, 4 oluyor. 1 bölü 4. 1 bölü 4 artı 2 çarpı 1. Üst sınırı yazdığımızda bu şekilde geldi. Eksi alt sınırı yazıyorum şimdi. Eksi 2'nin kübü bölü 3 artı 1 bölü 4 çarpı eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı eksi 2. Yani toparlarsak 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 2 eksi, şimdi eksi 2 bölü 3'ün, eksi 2'nin kübü eksi 8 bölü 3. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ler gitti. 1 eksi 4. Yani buradan eksi eksi artı 8 bölü 3 artı 1 bölü 3 daha 3 oldu, değil mi? Artı 1 bölü 4 kalsın, artı 2 1 eksi 4 eksi 3, bir eksi daha var, artı 3. Yani 6, 8, 8 artı 1 bölü 4. 33 bölü 4 oluyor. 33 bölü 4 birim kare olarak elde ediliyor. İki eğri arasında kalan bölgenin alanı. Yine şimdi bir örnek daha yapalım. Şöyle olsun örneğimiz. Fx eşittir 5 eksi x kare ile gx eşittir 2 eksi 2x eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulunur. Şimdi burada dikkat ederseniz sadece fonksiyonlar var ortalıkta. Nereden nereye olduğunu söylemiyor. Dikkat ederseniz önceki sorularda işte şuradan şuraya diyordu. X eksi 2 ile 1 arasında diyordu. Ama burada gördüğünüz gibi öyle bir şey söylenmiyor. O zaman o sınırları da biz bulacağız. Dolayısıyla bunların nerede kesiştiğini de bilmemiz gerekiyor. Yine grafikten yardım alabiliriz. Yani ana şeyden cebirsel olarak da hesaplayabiliriz tabii, o da mümkün. İkisini birlikte götürelim isterseniz. Önce grafikleri çizelim. Şimdi 5 eksi x kare. 5 eksi x kare nasıl bir şey? Yani şimdi x kare fonksiyonunun önüne eksi gelince kollar aşağı bakıyor ve 5 birim yukarı çıkmış. Yani şurası 5 ve nedir? Simetrik bir parabol. Şöyle şuradan bu parçası böyle, bu parçası da böyle. Bu şekilde bir parabol. Kolları aşağı bakan nedir? Fx eşittir 5 eksi x kare. Hatta bunu buraya yazmasam daha iyiydi. Alayım bunu buradan. Şu yukarı bir yere koyayım. Yani fx eşittir 5 eksi x kare, böyle bir şey. Tamam. Şimdi bir de şeye bakalım. Gx'e bakalım. Gx nedir? Gx de 2 eksi 2x. O bir doğru. Yani gx eşittir 2 eksi 2x. Nedir? X eşittir 0 da 2'den geçiyor. G0 eşittir 2 ve nedir? Bir noktada daha değer verelim. Mesela eksi 1'deki değeri de 4 olacak, değil mi? Bunun gibi bir şey. Şu silgiyi alayım. Yani 0'da 2'den eksi 1'de de, şurada bir yerde diyelim, eksi 1'de de 4'ten geçiyor.
Aslında eksi 1'de şeyin değeri de nedir? F'nin eksi 1'deki değeri de 5 eksi eksi 1'in karesinden 5 eksi 1, o da 4 oluyor. Yani tam olarak bu şeyi kestiği nokta aslında orası. Biraz da şeyli, bilinçli alınmış bir değer. Şöyle şu noktadan şu noktadan geçiyor. Dolayısıyla aslında bizim hesaplayacağımız bölgenin alanı burası oluyor. İki eğri arasında kalan bölgenin alanı. Şimdi kesişen noktalardan bir tanesini aslında hesaplamış olduk. Nasıl? İkisini de hesaplayabiliriz doğrudan. Şu şekilde nedir? Fx eşittir gx yaparsak. Yani 5 eksi x kare eşittir 2 eksi 2x dersem. Şunları karşı taraf alırsak x kare eksi 2x eksi 3 oluyor değil mi? Burası 0 kaldı. Yani aslında bu x artı 1 x eksi 3 oluyor değil mi? X kare eksi 2x eksi 3. Evet. Dolayısıyla x eşittir eksi 1 ve x eşittir artı 3. Yani şurası da aslında x'in 3 değeriymiş. Fonksiyonun eksi 1'de, bu iki fonksiyonun eksi 1'de ve 3'te kesiştiğini buradan görmüş oluyoruz ortak çözümden. Buna göre integralimizin de nereden nereye alınacağı belli artık zaten. Nedir? Eksi 1'den alanı hesaplamak için eksi 1'den 3'e kadar hesaplayacağız. Şimdi üstteki olan fonksiyon hangisi? 5, fx. Fx eksi gx integralini hesaplayacağız. Dolayısıyla eksi 1'den 3'e kadar f kimdi? 5 eksi x kare eksi gx diyorum. Gx kimdi? 2 eksi 2x dx. Bu şekilde alanı hesaplayabiliriz artık. Yani eksi 1'den 3'e 5 eksi x kare eksi 2 artı 2x dx integrali. Yani eksi 1'den 3'e eksi şöyle şeyden gelelim. Ne olacak? 5 eksi 2, 3. 3 artı 2x eksi x kare integralini hesaplamamız gerekiyor. Bu da nedir? Şimdi 3, 3x çıkacak. 2x, 2 çarpı x, x kare bölü 2 çıkacak. Eksi x küp bölü 3. Nereden nereye? Eksi 1'den 3'e. Şu ikiler gitti zaten. Üst sınırı önce yazarsak 3 çarpı 3 artı 3'ün karesi eksi 3'ün kübü bölü 3. Eksi, şimdi alt sınır koyuyorum. 3 çarpı eksi 1 artı eksi 1'in karesi eksi eksi 1'in kübü bölü 3. Buradan nedir? 3 kere 3 9. 9 daha 18. 3'ün kübü 27 bölü 3'ten 9 oluyor. 9. Buradan 9. Eksi, şimdi şurayı hesaplarsak eksi 3 artı 1 eksi 2. Önünde de eksi 2 şey vardı. Artı 2 oldu. Eksi 1 bölü 3 oluyor. Yani 11 eksi 1 bölü 3'ten 32 bölü 3 gibi bir sonuç elde ediliyor arkadaşlar. Evet, bu derste de integral ile alan arasındaki ilişkiyi kullanarak iki eğri arasında kalan bölgenin alanını hesapladık. Bir sonraki derste
buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.